Merhaba değerli takipçilerim. Cümleten selamünaleyküm. Kıymetli takipçilerim. Cemre'nin Köy Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Uşak Bozkuş Köyü'nden herkese kucaklarımızı sevgiler, selamlar. Kıymetli takipçilerim, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim herkese sağlık, sıhhat, huzur versin. Çoluğumdan, çocuğumdan, eşimden, dostumdan Rabbim hayırlı geçimler versin. Bizler soracak olursanız hem de olsun, şükürler olsun. İyiyiz. Allah bundan aşağı düşürmesin. Arkadaşlar hava çok soğuk. Gerçekten bildiğiniz derecede soğuk diye. Gerçek Türkiye'nin geneli soğuk. Her tarafı soğuk ama ne bileyim Bozkuşköy daha mı soğuk dedim ben de. Doğumduk da her tarafımız doğumdu. Doğumdan gayıldık kaldık. Ondan sonra değerli takipçilerim. Bugün mutfaktan çekim yapmıyorum. Bugün ben şöyle orta boy bir tane kabağımla. Bal kabağım. Şöyle göstereyim. Bunu ben soyacağım. Ondan sonra güzel yıkacağım. Hemen suyundan duracağım. Ondan sonra bugün tencerede değil, şöyle tepsini getirdim. Kuzinenin fırınında pişireceğim. Tabii ben bunu şekerledikten sonra bayağı bir iki saat durduracağım, sulanacak. Ondan sonra kuzinemin fırınını süreceğim. Bugün tencerede değil, bugün dedim kuzinenin fırınını süren dedim arkadaşlar. Hem dedim içeride çekim yapayım, hem de dedim arkadaşlarla sohbet yapayım işte. Şöyle kabuğuna soyacaksın arkadaşlar. İncecik soyacaksın. Fazla kalın almadan. Zaten bu kabakta ince kabuk oluyor. Yemeklerin arkasından güzel oluyor kabak. Geçen pişirdim, o gün video çekmediğime bin pişman oldum. Birazcık zamanım yoruldu, birazcık da dar vakit geldi akşam ne. O yüzden arkadaşlar şöyle ortasından böyle öyle soyması daha kolay olur. Elim ayağımı çıkarmadan bıçağa. Şöyle. Kıymetli takipçilerim, ne ediyoruz, ne işler görüyoruz, neler yapıyoruz, ne yapıyoruz, nereler gidip geliyoruz. Kafam görünüyor mu? Ha, görünüyor. Nursevim yok. Nursevim ablası gibi gitti. Seni arıyor, dün telefonda dezledi, ağladı. Buraya getirsek hava çok soğuk. Çocuklar bayağı bir haftadır gelmiyor. Hatta davet ettiğimiz gün geldiler de. O yüzden Nursel'i buraya gönderdim. Dün abisi buldu geldi. Bilmem bugün akşamüstü mü gelir. Galiba yarın mı gelir. Bilemem Nursel'ime. Yine alacağımız baş başa kaldık. Şöyle kelimelerini alayım. Şöyle dilim dilim. Buradan beyaz mı görünüyor benim kabağım ya? Biraz beyaz görünüyor ama kabağım beyaz değil normal arkadaşlar. Birazdan dilimledikten sonra göstereceğim. Şöyle kalan kabuklarını da alıvereyim. Hah, böyle daha basit geldi soyması. Arkadaşlar bunda da kuzinemizin fırını sürüyorum. Evet arkadaşlar, kışına kaldık. Gerçekten içeride buyulduk kaldık mı diye, öyle diye gale. Ne bir yere gidiyoruz, ne kimse geliyor. Havalar soğuk. Mallarımızın suyu dondurttu. Ya canlarım, ciğerlerim. Vallahi her taraflarımız kayıldı kaldı. Öğlen veriyoruz, içmiyorlar. Akşamleyin gale. Ben ineğiyle düveye buzayı suluyorum. Akşamleyin de oğlumla eşim koyunları, kuzuları suluyorlar. Ortaklaşa bakıyoruz malardan arkadaşlar. Ne yapacak? Hava çok soğuk. Zobamı yaktım sıcacık. Ondan sonra cazım. Ben sabah çayım içtim. Tekrar demliklerimi yıkadım, geldim. Çayımın suyunun üzerine koydum.
öğleye hazırlık. Başının ziyan olmasın, zobanın ısınmış şeysi yanması. Yaktım, haldır haldır yanıyor. Öğleyken arkadaşlar bir taraftan odun, bir taraftan kömür vuruyoruz. Havalar soğuk olduğundan içeri bana mı demiyor. Açık güneş vurduğundan kabak hasta gibi görünüyor ama değil. Havalar soğuk arkadaşlar. Kabaklar ne etsin yazık. Birine doğum tutmuş. Kabağımın birine avlayı koydum. Ad üstünü örttüm. Yine de kabağım doğmuş. Attık. Kabak çöpe. Kabak da kışın güzel oluyor. Dediğim gibi her şey mevsimi güzel tatlı oluyor. Pek tatlı oluyor. Zerşimiz yok arkadaşlar. Bir haftadır Zerş Simav'da. Kardeşi girdi. Bilmiyorum bugün gelir mi? Zerş dedim ya gel. Cuma günü dedim tekrar kar yağışı varmış dedim. Fırtına da doğum için gelin. Bilmiyorum gelecek mi Zerş? Şu içinin çekirdeklerini alıyoruz. Bunları da tekrar yazın ekiyoruz. Bakalım bu sene benim bahçeye toprak attırabilmezlerse arkadaşlar bahçe ölen yapmayacağım. Geçen sene benim bahçem olmadı. Ziyan oldu her şeyim. Ettiğim yemekler, çektiğim eziyetler hep gitti. Bir şey kalemedim bahçeden. Bir şey alıp yiyemedim. Sadece ucun kıyım biber zalatalık oldu. O kadar ettiğim masraf, çektiğim eziyetler boşu boşuna gitmiş oldu. Sene benim oğlan toprak attıramanıydı. Ya attırıverirlerse bahçeyi öyle yapacak. Attırıvermezlerse bahçeyi öyle yapmayacak arkadaşlar. Çünkü çok tersli olduğundan var, toprağı çikin olduğundan var. Geçen sene hiç bahçem olmadı. İnşallah bu sene bakalım uğraşmayacaklar. Toprak moprak attıramanıydılar. Benim oğlan olursa yapacak, olmazsa yapmayacak hiçbir şey. Azıcık satın yemeye gideceğiz. İyi oluyordu, video çekiyordum bahçede ya. Olmayınca bile emek sarf ediyorum. Boşu boşuna ettiğin eziyetle çektiğin cefa cabası oluyor arkadaşına. Bilmiyorum yeter mi bakalım. Ben de şunu doğru yerim de. Yeter gibi geliyor ya. Neyse ben şu tepsimi şöyle bir arkadaşına. Hemen temizle. Yine de bir bere kadar hemen suyu tutayım. Tahan döktün mü, pekmez döktün mü çok güzel oluyor. Pekmez ama birazcık rengini değiştiriyor. O yüzden ben pekmez yapmayacağım. İçtikten sonra tahan dökeceğim. Böyle de çok güzel oluyor, lezzetli oluyor. Çok kırıklamayacağım. Çok kırıkladığın zaman çabuk pişiyor ya. Ondan birazcık daralıyor, daralmaması için şöyle hemen iri iri. Şekeri gördüm zaten kabak çabuk sulanır. Su hiç suyu koymadan lezzetinden, suyundan çok güzel pişiyor. Şeker ilave için şöyle dilim dilim yapıp en sonunda üzerine şeker ilave için. Şimdi arkadaşlarım kabağımı dilimledim. Sıra geldi şekere. Şöyle biz biraz tatlı seviyoruz. Tatlı sevdiğimiz için şekere fazla koyacağız. Şöyle her tarafına. Kabağımızı şekerledik. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Şimdi bu sulanacak. 2 saat falan bekleyecek. Bundan sonra ben buna kuzinemin fırınına süreceğim. Kuzinemin fırınında da pişerken tabii ki sizlere göstereceğim tekrar. Ama 1-2 saat beklemesi lazım sulanması için. Evet arkadaşlarım. Kabağım sulandı. Gördünüz mü?
2 saat falan durdurdum. Kabağımı sobanın üzerine koyuverdim. Fırında geçmişecek. Kovam geçendi. Şimdi ben bunu biraz burada pişireceğim. Bundan sonra kuzenimin fırınını süreceğim. Şimdi birazdan kova değiştirmek için o yüzden sobamın orta yerine koyuverdim. Ağır ağır kaynıyor, gördünüz mü? Vallahi suyu da ne güzel bulanmış gibi kuruldu. Hem tüpten tasarruf hem de ocakta pişen yemek olsun, tatlı olsun, kuzuneye sürdüğümüz tepsile olsun daha bir lezzetli oluyor gerçekten. Odun ateşinde piştiğinden mi bilmiyorum. Bunun biz farkındayız. Gerçekten çok lezzetli, çok tatlı oluyor. Hem de sonuçta zobam yanıyor burada. Niye boşu boşuna dışarıda tüpümü yakayım? Bugün dedim tepsiyi vurayım. Ondan sonra piştikten sonra da tepsimi kuzenin fırınına sürüveren dedim değerli takipçilerim. Kıpkırmızı çok da güzel bir şey ha. Hava soğuk, iç hala sıcacık ama daha bizim köyde kar kalkmadı. Kar az ama bu karın soğuğu donuğu mahvetti. Ortalığı sularımız kayıldı kaldı, dondu. Makinem çalışmıyor. Çamaşır makinem çalışmıyor. Ondan sonra aşağıya aldım gittim. Annemin makineyi bir boya attım geldim arkadaşlar çamaşırlarıma. Renklilerimi çalıştırdım. Yarın da beyazlarımı açacağım. Bayağı bir haftadır veren bizim makinelerimiz veren çalışmıyor. Allah'tan yine birazcık lavabonun oraya akıttık. Ondan sonra tezgahımın oradaki çeşme akıyor. Çok şükür akıyor. Aşağıdan su taşımıyoruz en azından. Geçen de 2 gün 3 gün annem gülden suyu taşıdım. Suyu saatini patlattık su dökendirken. Ama ne ya. Vallahi don ortalığı görüyor mu donlar arkadaşlar. Birazdan inşallah hayvanlarımı indireye 1-2 dakika tutabilirsem şöyle tutacağım etrafa. Bu karın manzarasını her gün çekmem lazım sizlere. Nasıl kış mevsimini yaşıyoruz, nasıl ilkbahar, sonbahar derken her mevsimi dolu dolu yaşayamıyor diyeyim arkadaşlarım. Değerli takipçilerim, havalar soğuk. Yenice çayımı içtim. Ondan sonra şimdi kovalarım değişecek. Kovaları değiştireceğim. İneğime, ondan sonra beneklime, zarifeme sulayacağım. Ilık suyla su veriyorum ben onları. Birazdan onları sulamaya indim mi? İnşallah telefonuma da indireceğim. Oradan kaldığımız yerden devam. Kulağımız hala don arkadaşlar. Vallahi bir tarafta sıcak suyu, bir tarafta soğuk suyu. Baban getirdi oğlum aha. Mallara bakacağız. El arabayı götür diyor baban. Al da gel. Hayvan bakımını indik. Akşam oldu. Onun akşam. Hava soğudu. Ağır ağır. Hayvanlarımıza bakalım. Aa, burada eldivenler vardı. Gelseydin Halil. Ne? Eldivenler giyedin iyiydi. Koyunlar çıkardılar biraz. Top sahasında dolaşsın gelsin diye iyice canları sıkıldı. Daha oradalar bak. Fere meleşiyorlar. Yıkıyorlar ortalığı. Alışkın olduklarından dışarı çıkacağız diye koyun kuzu bir sabahtan beri meleşiyorlar. Hava da çok soğuk arkadaşlar. Bizim bu taraflar her taraf dondu. Karımız kar az kaldı ama karın soğuğu mahvetti ortalığı. Ta görünen tepeler karşıki dağlar diye bir laf vardır ya. Karşıki dağlar Amırat Dağı'nın dağları arkadaşlar. Combur tarafı deyin nasıl deyin. Havurların soğuğu bizim buralara yazı kadar bahar kadar yeter gali. Abo soğuk elim ayağım dondu dondu. Odunlarımız remoktu kaldı. Oradan alıp gidiyor annem. Yaş odun diye atıyor zobayı bet yanıyor diye. Götür götür diyor buradan diye. Ben götürmedim yanmaz diye. Uf,
Ben dediğim gibi ha inekleri sulamaya gireceksin. Benim beynen de olan da koyunları kuzuları suluyorlar. Annem mutfaktan hortum salladık da. Ben galiba 2 kere 3 kere böyle kova ile sıcak suyuma da aldığım güğüme alıştırıyorum. Çünkü çok soğuk. İnek acık soğuk su içmedim zangır zangır titriyor garibim. O yüzden galiba acık sıcak suyla soğuk suyu alıştırıyoruz da. İyi oluyor bir çalı da olsa. Yine de acık suyun damarı kırılmış oluyor. Karla az kaldı ama dediğim gibi soğuk dondurucu, hava pek soğuk. Rayın de her yer doğmuş. Bugün simavdalar da bugün geldiler. Kaç gündür bayağı 10 gündür veren simavdalar da demin geldiler. Daha o da buraya su götürmeye gelmiş. Donmuş her tarafları. Kayılmış kalmış kadıncağızın. Yine bizim şükürlük hala akıyor da aşağılığımız akmıyor. Mırmır bakın be. Yed ayakları üşüyor. Koltuğun eski koltuğun tepesini çıkmış. Gazlar çok sever karı suya yaşamasını karına suyun arasında. O yüzden mırmırdan Lady de benim arkam dönümde geziyorlar. Onlar yer yaptık yukarı merdivenin karşısında. Zeruş! Kışın anaran nasıl? Tatil bitti. Vallahi tatil bitti. Çile başladı. Bir simava diktik geldik. Heh. Her yakalarımız buz kesmiş. Kayılmış. Çeşmeler buz tutmuş. Lavabolar buz tutmuş. Cemile'nin kayınvalidesi Sevimgül'den suyu taşıyor. Allah razı olsun. Götür gel Zeren. Aa, buradan götüremediğin zaman ben getiriveren. Şetti tamam, sen bana telefon çek de. Ay şöyle karşılaşıveririz. Tamam güzel. Bunlar da buz olmuş onun. He kayıyorsun bak yak Allah gibi. Bak. Aman. Akşamdan bunlar şakır şakır olur. Senenka ayakkabılarına dikkat et. Spor babacı var sunları giy. Ben de annemin eskileri giydim. Ayaklarımı tüyünden kayıyor. Bunlar kaymıyor. Kaymıyor. Bunlar kaymıyor Zeruş. Gecesin ha bunları giy git. Vay olsa. Sağ ol. Hemen günler kayağa dikkat et. Kaymıyor mu? Yalnız şeye gidiyorduk. Hülya gelin bağı var orada. Ha. Oraya davet etti de. He. Kuzine falan kurmuş, oraya ev yapmış. He. Da şey, kapıdan çıkıyordum, hava gelin kaldım. Bir düştüm elimin çantasından. İskambil gelmedin mi duraya giderken? Gelmedim, buradan lastik aldım oradan böyle cicili. Hani şehir babacı gelmedin mi diyor? Giymedim. Zara yenge, illa yazın giderler tatile. Kışın Zara yenge, gezmeye giden de harikalar doğdu bizcilen. Evet, her taraflar buz tutmuş. Bizim tatilimiz her zaman kışın oluyor. Yazın biz çalışıyoruz değil mi Zeray? Evet, yazın çalışıyoruz. Kışın gezem dedik. Allah'ıma şükür. Karımızı verdi Rabbim. Bereket olsun versin. Olsun olsun bir günler de geçer. Ha, her mevsim böyle yaşanacak güzelliğinden değil mi Zeray? Tabii. Allah. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Zübeyde anansı da şey kızım. Hadi görüşürüz Zeruş. Gel de oturalım Zeruş. Gel oturam diyorsun. Gece veren gel de oturam. İnşallah. Ağır ağır ge bakam. Sportik babuş geyi sportik. Yer ayarlıyorum. Şu havize girin evin dibinden gel. Kaymaz ha şu ağacın dibinden şuradan. Ha şuradan kuru yelerden gel. Allah korusun diyordu kayağıma yağsın. Allah göstermesin. Koçoro vallahi bizi bağırır. He. Şimdi uyuyor. Ah geldi ıprat. İş yok kayıt yok. Onda var bir rahat. Vallahi adam kızım hep öyle ya. Sen gibi çile çekme o kız Zehra yenge. Sen gibi çile mi çekecek Mehmet Ağa? Vallahi hiç oralı değil ya. Gezmeye gitse rahat. Ev gelse rahat. Arkadaşlar adamımı söyle sularımı götüreyim de. Ben gideyim galiba. Valla yemek diyor akşama. Bilmiyorum yukarı bir çıkın. Ondan sonra ne yapacağım ne yapmayacağım dedi bilmiyorum. Elim ayağım doğumdu. Ha birazcık şöyle video çekeyim diye. Telefonu elime aldım. Azıcık oradan çekeyim diye değerli takipçilerim. Ne yapacaksın işler güçler böyle işte. Yapacak bir şey yok. Zeren gavuzuyla konuşuyor da. Kovam değişecek kovamadı indirdim geldim bir taraftan. Getiriz
şiasiye öldüm arkadaşlar. Vallahi sularda şiasiye. Bu ikinci kova. Karıştırdım göğümdeki suyla. Soğuk çünkü. Halindeki suları da samanı dökmüş. Donmuş öndeki sular da. Altları süpürülecek, temizlenecek. İlkin dedim aşağı inerken. Sularını da şişeyin, sularını verin. Ondan sonra dedim bakımlarını öyle yapın. Ellerim ayaklarım dondu. Maşallah gördün. Dur kızım. Kovayı kıracağım. Dur kızım bakayım. Tamam. Hiç uyum hiç. Maşallah ikinci kovayı işler aldı. Bir daha iş çekelim. Bir daha getireyim bari. Küspe vermiyoruz hava soğuk diye. Zarifem de oradan mühül mühül bakıyor. Üzüm seni döveceğim ben. Ben ekliğimde güneş geliyor oradan. Allah'tan azıcık güneş vuruyor herhalde. İyonum oldu. Yarı şaflık. Sıcak. Soğuk. Ne desen damın içi soğuk. Benim kovayı sildi süpürdür kızım. Dur. Evet arkadaşlarım. Benim kabağım işte kuzenin fırında. Gerçekten de güzel pişmiş. Şöyle göstereyim. Sizlere suyunu çekmiş. Güzel de kıpkırmızı pişmiş. Hayvanlarımı baktım. Kovalarımı değiştirdim. Bundan sonra çıktım biraz ısındım. Geçtim mutfağa. Kabağıma da tabağımı servis tabağımı alayım. Sizlere göstereyim. Videomu bitireyim galiba. Ama tripodu şöyle yanıma yaklaştırayım tabii. Aman soğuk arkadaşlar soğuk. Evden çıkmam hiç çıkmam. Ben mecbur kalmasam çıkmacığını yerlerim olsun. Allah razı olsun yine de. Oğlum eşim yardım ediyorlar. Bakıyoruz hepimiz bir. Vallahi hava çok soğuk. Evveli gün fırtına vardı. Dün don, buz. Allah korudu dün akşam düşü yazdım. Benim eşi olmasa, beni elimden tutmasa az kalsın. Yedi dandik. Şimdi benim adam öyle diyor. Hatun duyu bu buzu bir daha bulamazsın diye. Kaydın kaydın kaymadın sen bilirsin diye. Ben nereye kayacağım? Ben düz yol diyor yemin Allah'a mavzu. İnsan bir tarafını kıracak. Elini ayağını kıracak. Küçük küçük toradaydım kabağım. Suyunu çekti. Benim bir aşağı inmeden aç. Sıcağından kabağın üstünden yemiş arkadaşlar. Tabağı kuymuş sıcağından çok sever o. Benim bir de sıcağından bunu yedi yedi yemedi mi? Ondan sonra sevmez ama oğlum da soğuk Hindistan cevizi öyle sever. Şöyle servis tabağıma da aldım. Az kalsın dağıl yazmış. Biraz daha indirmesem bayağı da çok pişi yazmış. Ama güzel pişmiş. Lokum gibi. Ben de bu kabağın suyunu çok severim arkadaşlar. Suyuna ayrı bir severim. Şöyle ben Hindistan cevizli. Olursa kaymaklı da çok severim. Şöyle üzerine süslerim, tatlılarım. Benim Hindistan cevizini, tatlılarım, bütün tatlılarım üstünde çok severim. Şöyle bakın. Oh mis gibi oldu. Al sana akşama tatlı. Evet arkadaşlarım. Bugün biraz yukarıda çektim. Biraz aşağıda çektim. Ne diyeyim? Bugünkü videomuz böyle olsun kıymetli takipçilerim. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdi buradan ben bir tane selam göndereceğim. Hatun Erdaşoğlu. Buradan Hatun Erdaşoğlu'na kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Uşak Bozkuş Köyü'nden el sallıyorum. Kızı varmış Eylül. Benim videolarıma açtığımı çok seviniyormuş. Annesine aç aç teyzeye aç Cemre teyzeye aç diyormuş. Cemre teyzesi benim kızımı el sallarsan çok mutlu olurum demiş. Tabii ki sallarım bir tane. Ben çocukları çok severim. Hele de küçük çocukları daha çok severim. Ne bile ezelden, ta çocukkandan çocukları çok severim. Nursel'in de aynı beni çekmiş arkadaşlar. Çocuk dediğim makam sunağı duruyor. Buradan Eylül kuzuma da bay bay diyorsun. Kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Hatun Hanım'a çok teşekkür ediyorum. İzleyip bana destek olduğu için Allah razı olsun. Allah'ım çocuklarının ömürlerini versin. Yaradan bir Mevlam. Eşinden, dostundan, çoluğundan, çocuğundan Hatun arkadaşım Allah hayırlı geçimler versin. Yorum yazan ellerin Allah gam, keder, dert vermesin. Buradan
Kucak dolusu sevgilerim, selamlarımı gönderiyorum. Ne deyin? Cümleten hepinize de hayırlı akşamlar. Tekrar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, esenlikle kalın, kanalımızda kalın. Cümleten hayırlı akşamlar değerli takipçilerim. Hepinize de ayrı ayrı sevgilerim, selamlarımı gönderiyorum. Hepinize de ne kadar şükretsem, ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah bir kere dedi, bin kere razı olsun. Bana destek olduğunuz için Allah da sizin yardımcınız olsun. Her daim yanınızda olsun Yüce Mevlam. Kalbinizden, gönlünüzden geçen bütün dualarınız, adaklarınız, dilekleriniz kabul olsun. Allah herkesin için denk getirsin Rabbim. Bizlerin bir denk getirsin. Allah'tan isterim ki herkesin ilkin sağlık sıhhat etsin arkadaşlar. Ondan sonra herkesin evine huzur, herkesin evine Allah'ım hayırlı geçimler versin. İlkin anasını, babasına, ondan sonra çoluğunu, çocuğuna, eşine, dostunu Rabbim sağlık sıhhat versin. Allah herkesin evine gam keder vermesin. Herkesin evine sıcak, mutlu, huzurlu yuvalar nasip etsin. Hamdolsun, şükürler olsun. Ben gerçekten kendimi öyle görüyorum. Ne mutlu bana, 3 tane evlatım var. Kendim, eşimi çok seviyor, eşim beni çok seviyor. Çocuklarım bir dediğimi ketmiyor. Ben çocuklarımdan razıyım, çocuklarım da benden razı. Allah herkesin evine Allah hayırlı geçimler versin. İlkin Rabbim sağlık sıhhat versin. Ondan sonra yetmeyen, bitmeyen de para olsun arkadaşlar. Hiçbir şey kafanızda akmayın. Ben öyle sabretmesini öğrendim. Allah hamdolsun, şükürler olsun. Allah da her işimi denk getiriyor. Bakın, olmadığım yerden bir işten çıktım. Bir işten çıktım. Allah bana bir iş verdi arkadaşlar. Gerçekten bu da benim için bir iş. Benim için çok böyle sevimli, seveceğim bir işim verdi Rabbim. Allah herkese huzur, mutlu kapılar açsın. Ne diyeyim? Cümleten hayırlı akşamlar, esenlikle kalın can dostlarım.